Ya siz nasıl böyle bir şey yaparsınız ha? Siz hayatınızı bitirmek mi istiyorsunuz? Hadi tamam, kendinizi düşünmüyorsunuz, anladım. Ya babanızı da mı düşünmüyorsunuz ha? Adam aylardır perişan oldu. Dedeniz komada. Babaanneniz ölümden döndü. Amcanız zaten dünyanın öbür ucunda. Ya eti ne budu ne bu adamın Allah aşkınıza? Bütün yük o adamın sırtında. Siz o zengin şımarık çocuklarla aşık atabilecek durumda mısınız ha? Burs olmadan nasıl okuyacaksınız o okulda, söylesenize bana. Beliz, sen ne dedin? Anne. Bursları kesildi mi? İkisinin de mi? Başkasına da mı bir şey oldu? Yok. Lafın gelişi öyle diyiverdim. Sen bugün işte olmayacak mıydın? İşin doğrusunu söylemek gerekirse iş olsa olacaktım. Ama boş verin. Ya çocuklar erken geldi. Ayakkabıları burada ama ben arabayı göremedim. Arka sokağa park etmişler. Güzel. Neredeler? Mutfaktalar. Harun, biz önce bir konuşalım. Biz onlara böyle güzel bir sürpriz olur. Onu vereyim, sonra konuşalım. Olur mu? Teşekkürler. Hanımlar, beyler. Çok sıcak bir gün ama siz olduğunuz için güzel bir gün. İyi ki erken geldiniz çünkü akşamı bekleyemeyecektim. Niye? Bu yüzden. Buyursunlar. Ne bu baba? Çünkü biz bir hediyeyi hak edecek bir şey yaptığımızı çok düşünmüyorum da. Kerem Bey, açar mısınız lütfen hanımefendi? Baba. Kupon bunun gibiydi değil mi? Evet ama... Ama onda yıldız yoktu. Ben bunu eklettim. Ya şey gibi düşünün çocuklar işte. Okulun ilk günüydü. Üniversitenin ilk günü ya, o yüzden. Tabii sen istersen beni okulun yerine koyabilirsin, tamam mı canımız? Oh, çok güzel. Ya Kerem Bey, siz kendinizi bir muamma zannediyorsunuz ama biz de sizi tanıyoruz yani. Sonuç olarak I am your father. Çok sevindi hediyelerimi beğendiler diye. Bugün canını sıkmayalım anne. Tamam. Ben bakarım. Markete sipariş vermiştim de. Dur anne. Ağırdır, ben taşırım. Bir dahakine zamanla çok güzel bir şey alacağım. Geldim. Harun. Asaf. Şükür geldin evine. Niye haber vermediniz? Girsenize, yüreğimiz ağzımıza bekliyoruz burada. Dedem. Onu ilk kez bu anda gördüm. Belki o gün dönmeseydi ben büyümek zorunda kalmazdım. Çünkü o gün bana öyle bir bakışı vardı ki
babam konusunda ne kadar şanslı olduğumu çok net anladım. %100 emin olduğum bir şey varsa, o da ne yapmış olursam olayım, babamın bana asla şöyle bir şey söylemeyeceği. Senin ne işin var benim evimde? Asaf. Beliz. Çocuklar. Yürüyün, gidiyoruz. Oğlum. Hemen! Harun. Baba. Geçmiş olsun. Oğlun o senin. Polis niye geldik? Buyurun memur bey, bir mesele mi var? Kerem Servet ile Ece Servet burada mı? Ne oluyor? Çocuklar. Vallahi büyütecek bir mesele değildi baba ama. Bizimle merkeze gelecekler. Kimse hiçbir yere gelmiyor. Siz bana bir izahat verin bakayım. Ne olmuş, hayırdır? Götüreceğiz kardeşim. Kardeşim, bir yere götüremezsiniz ya çocuklarımı. Ne oluyor, izahat etsenize. Kardeşim, şikayet var. Ne şikayet nedir kardeşim? Gidince öğrenirler. Öğrenemezler. Önce bana söyleyeceksiniz, ondan sonra götüreceksiniz. Harun, sakin. Buyurun, bana zarar vermekten şikayet var. Ne malı, kimin malı? Ne anlatıyorsun sen bana? Kağıdın var mı? Tam olarak öyle değil ben. Çekil. Başı bana ya. Kardeşim, nereye götürüyorsun? Çocukları bir yere götüremezsin. Biz götürelim mi? Hiçbir yere götüremezsin. Sonrasına bak. Arkadaşım. Ya babacığım ya. Ancak kim gidemez? Ben sana. Hikayesi demiştim. Ama sadece o kadar değil. Bu aynı zamanda bizim aile olmayı öğrenmemizin de hikayesi. Ya kardeşim, çocukları niye alıyorsunuz? Ben geliyorum zaten. Bana izahat versenize ya. Baba. Sağ ol. Korkmuyorsunuz tamam mı? Ben yanınızdayım. Hiçbir şekilde korkmuyorsunuz. Başınız dik duruyorsunuz öyle.